Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bahçeme diyemiyorum bugün çünkü bahçeden değil başka bir yerde video çekiyorum. Bunları bir paylaşmak istedim. Bunlar Kalanço beharensis. Ben böyle bakıp yaprakları tüylü tüylü diyorum ya, şu anda bunlar benim boyumdan uzunlar. Burası, şurası kafama geliyor, ondan üstte bayağı var yani, kocaman ağaç gibiler, böyle oluyorlar. Benim de işte hayalim böyle bir Kalanço'yu ağacım olsun. Şunun yapraklarının büyüklüğüne bakar mısınız? Şöyle elimi koyarsam şu büyüklüğe, şu haşmete, şu şeklini de seviyorum. Her yaprağının düştüğü yer işte böyle iz bıraktığı için sapı da böyle hoş bir görüntü oluşturuyor. Çiçekleri kurumuş tabi ama yenileri geliyor buradan. Eskilerinde kimse her gün benim gibi bahçede uğraşmadığı için onları da koparmamışlar. Ama çok güzel işte, burada böyle bir okulun kampüsü burası. O kaktüsleri çektiğim okul değil ama ona yakın bir yerin bahçesinde böyle dizayn etmişler. Bunlar da agaveler. Bu da değişik bir agave ama şu görüntü harika değil mi? Yani evet, yavrular yanlarından bir sürü çıkmış. Bu da bol yavrulayanlardan bir tanesi. Şöyle. Evet, bu ölüyor galiba. Bunun durumu çok kötü. Kökte bir problem olabilir. Yapraklar ta uçlara kadar gitmiş. Ay, bu ölürse çok üzülürüm. Benim bahçemde değil ama olsun. Çok güzel çünkü. Ölmesinler. Bunların hepsi, belki de bilmiyorum, yaşları geliyor artık yani belli bir şeyden sonra. Şu köküne bakar mısınız? Kocaman ağaç yana doğru devrilmiş ama ölüyor. Şimdi burada bir de bol bol echeveria, ne echeveria, elegans. Burası doluydu, koca orman gibi. Ama işte böyle bakılmaya bakılmaya yani dikmişler bırakmışlar, öyle çok arkasından bakma şeyi yok. Onun için burası azalmış, ölüyor. Bu aradakilerde galiba stres olanlar, ne kadar güzel olmuş stres olunca. Ama niye sadece o bir tane orada kopmuş? Evet, bunlar da agavenin, etaniyotanın şey hali. Variegated olanları, çizgilerini görüyorsunuz kenarında. Çok tatlı. Evet, bu tarafta yine beharensislerimiz var. Bunlar çok maşallah. Bakar mısınız ne kadar çok buralardan kol atmış, her taraftan büyüyecek. Bunlar da çiçekleri açı çiçek, kocaman tabi. Şunun ihtişamına bak, koca. Çok tatlı. Ama burada asıl üzücü olan echeveria elegans'lar bayağı çoktu. Onlar gitmiş. Bir de afterglow çoktu. Bir tek bu arada kalmış, buradan görünüyor. Aslında ben şey çekmek için gelmiştim yani, echeveria afterglow bu kadar çok bir arada görünce ne kadar hoş oluyor diye. Şu agaveler de çok tatlı değil mi? Bunlar yavru vermiyor herhalde. Bundan ben de istiyorum. Ama yok, bunlar da büyük agaveler. Bunlar da büyük agaveler işte. Ama bunlar ev bahçesinde çok şey olmuyor. Eski eve dikmiştim 3 tane. İnanılmaz büyük. Uçları da çok sivri zaten. Yani Allah korusun. Bunlar uçlarını budamışlar, kesmişler. Mesela şuralarını kimseye batmasın diye ortadakiler duruyor. Evet. Onlar da, bunlar da gene agavenin, değişik agavenin variegated türleri. Bir de şu tarafta var, o tarafa geçeceğim. Evet, burası da bir agave denizimiz. Bunlar galiba bendeki agavedeki kadar büyüyor mu diyeceğim ama herhalde büyümüşler. Ama alttan yavruları çok çıkıyor tabii, çok güzel. Heh, burada bir şöyle yaklaşacağım. Echeveria afterglow havuzlarımız var burada. Şimdi bu kadar çok çiçek açmış ama çiçekler temizlenmemiş. Biliyorsunuz bunu, çiçeği
üstten açınca o rozet gidiyor. Mesela şu gördüğünüz gibi çiçek açmış, rozet gitmiş. Burada dolu dolu elegant. Ama bu etrafını temizlemek lazım tabii. Yani ilk anki şeylerini kaybetmişler. Şu taraftan yaklaşacağım bir. Evet. Ama şu görüntü bile çok hoş değil mi? Ay inşallah benim de elegansların böyle dolu dolu olurlar. Bunu nasıl dikmişler? Dikmişler de bayağısı kurumuş işte. Dağınık dağınık kalmış. Ama şuradaki şu küme çok güzel. İşte ben böyle kümeleri seviyorum inşallah. Benimkiler de böyle olacak. Burada yine elegans. Pardon elegans ya, afterglow. Ama güzelliğini kaybetmişler. Bir de şurada bakacağım. Evet, buradaki rozetler daha iyi en azından. İşte çiçekleri karıştırmış ortalığı tabii. Burada yine var. Yani burası geçen sene ne kadar doluydu. Bu Echeverria Elegance ve Afterglow. Dolu dolu her taraf. Çok güzeldi ama bir senede bayağı kurumuş. Mesela burası tamamen Echeverria Elegant doluydu. Gitmiş. Ya işte şunlar mesela. Bunlar hep kuruyacak biliyorum ben. Ama böyle hop diye gidip alamıyorsun işte yani. Ama bunların bu kuruduğunu fark edecek de birisi koca okul kampüsünde. Anladığım kadarıyla öyle çok da iyi bakmamışlar zaten. Gitmiş. Burada arada kalan yer var mesela. Bunlar işte bakar mısınız? Bunların hepsi kurumuş, gitmiş, ezilmiş. Ama sonuçta buranın bir sistemi var işte. Çok fazla yakınlara dikilmiş. Yani hoş, onlar da aşağıda işte gölgede kalanlar yaşamayı başarmışlar. Bunlar mesela bunun altında. Evet. Şurada çok güzel bir görüntü var. Hay. İnanmıyorum. Şu görüntüye bakın. Şu görüntüye. Allah'ım ne kadar güzel bir. Şimdi niye bunlar kırmızıda? Hemen şu yanındakiler değil yani. Ay ay ay. Harikalar ötesi bir şey bu. Şuranın ben şu fotoğrafını alamam. Denizi yani. Çok güzel. Yani şurada bir görevli görsem diyeceğim ki şu kuruyanları alsam ben, burayı temizlesem çok hoş olur yani. Neyse şu ileride bir daha biraz daha bir yer var. Oraya bakacağım şimdi. Ya işte bir kere yapıp bırakınca olmuyor. Yani ara sıra bir bakım lazım, ne bileyim. Senede gelip buraları birinin toparlayıp yeniden bir organize etmesi lazım. Allah'ım inanmıyorum. Burası tamamen çok güzel. Ay bu nasıl bir şey ya? Huhu. Nasıl böyle birbirlerine sıkı 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 büyümüşler yani. Allah'ım Allah'ım. Bu tarafta az şey değil ama şuradaki Echeverria Afterglow şeyi de çok güzel. Kocamanca duruyor işte. Evet. Şuradan şöyle dolanırsak. Oo, burası Echeverria Afterglow'larla Elegance'lar karışmış. Şu agave de çok güzel göründü burada. Değil mi? Evet. Şurada köklerinden kopanlar, kesinlikle stres olanlar pembeleşmişler. Evet anladık şimdi, pembeler hangileri oluyor. Kökler hafif strese dönüştü, strese girdiyse pembeleşmişler yani. Ama şurası harika bir görüntü. Evet.
Böyle bir havuz ister miyim? Bilmiyorum. Herhalde başka renklerle karışık olması lazım. Yani ben böyle tek düze aynı şekilde görmem. Gerçi bir yerde olabilir. Yani ne kadar sürdü, kaç senelik burası bilmiyorum ama gerçekten hoş. Şu tarafta da yine deherensislerimiz var. Yeni yaprakları güzel güzel açıyor. Ama işte şu kuruyan çiçeklerini birisi koparsa güzel olacak. Ben buradan bulmuştum işte, böyle bir tane düşmüştü dibine yaprak, ama yeşil. Ucundan böyle hafif minik bir bebeği çıkmaya başlamıştı. Ben onu aldım ve şu anda benim en büyük beherensizim o işte. Sonra bir de böyle dal bulmuştum yani. Buradan şey yapmıştım. Büyütmüştüm yani. Şöyle olsa sevineceğim benimkisi. Şu kadar, arkadaki çok güzel değil mi? Ay harika. Yani inşallah böyle bir görüntü yakın zamanda, bilmiyorum işte, belki 3-4 sene falan sürebilir böyle bir görüntü olması. Sunum gibi olması çok daha uzun sürer tabii de. Ama olsun yani. Burada da mesela ucundan küçük yavrusu çıkmış. Bunu da sonra kesmişler. Şu agaveler de çok tatlı yukarıda. Hepsi güzel ya. Hangisine kötü diyebiliriz? Sükülentlerin bilmiyorum. Şuradan bu da böyle orman gibi olmuş yani. Birkaç dal yana doğru yatmış. Evet arkadaşlar, başka bir yerde görür müyüm bilmiyorum. Burayı hep biliyorum. Ara sıra kontrole geliyorum nasıl olmuşlar falan diye. Seviyorum yani burayı. Rahatça gelebildiğim bir yer çünkü. Evet. Böyle bir tane şöyle bir ağaç mı verseler, yoksa şöyle bir Echeverria denizi mi verseler, hangisini istersin diye. Hangisini isterim acaba? Bilmiyorum ki, herhalde büyük ağacı şey yapalım. Çünkü büyük ağacı öyle büyütmek kolay değil. Çok uzun süre alıyor. Şurada bir tane. Şunlar kuruyorlar. Bunlar gidici. Koca koca ağaçlar. Bu dibinden mesela bir tane fışkırmış oradan. Büyüyecek inşallah. Evet. Ama diğerleri kurtulur mu bilmiyorum yani. Bunların hepsi yapraklar. Gitmiş. Ne zaman böyle oldu bilmiyorum. Yani bu kadar böyle koca bir ağacın gözünüzün önünde gittiğini görmek de çok acı. Evet. Neyse, bu videomuzu burada bitirelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herhalde bahçemizden görüşürüz yine. Hoşça kalın.